Moldova'da Türkler yok mu? Ukrayna'da Türkler yok mu? Gürcistan'da Türkler yok mu? Kimi kandırıyorsunuz siz? Belli, Azerbaycan Avrupa Birliği'nden çıkmalı. Avrupa Parlamentosu'ndan çıkmalı. Azerbaycan İslam Konferansı'ndan çıkmalı. Ne faydası var bunların? Azerbaycan Türk Birliği'ne kurulması gerekir. Türk Birliği'ne bu coğrafyada Avrupalıların ve Arapların at oynatmasını, Farsların at oynatmasına son koymalıdır. Kimi kandırıyorsunuz siz? Halifedir. Muhammed Peygamber halifedir. Neden İsa Peygamberi Tanrı'nın kralı söylüyordu? Kimi kandırıyorsunuz siz?
Bakın, şeytanla Hazreti Muhammed'in konuşmasını izleyelim. Bakın, şeytana tapınan bir cemiyet Alevi bir mukaddes bir varlık için sayamaz. Alevden kendi maksatları için istifade edebilir. Kendisi için kullanır, kendi maksatları için, kendi egosu için yapar. Ama bizim inandığımız Alev insanı parçalandırar, insanı saf yapar. Yani manen saf yapar ve insanı manen kamil yapar. Ama biz bunları karıştıramayız. İslam'ın gözüyle biz düşünürsek bütün tabiatı sevmek yasaktır. Tanrı izin verirse tabiatı seversiniz. Böyle bir şey olur mu? Yani Adem peygambere böyle bir yasak koydu. Tabiatın verdiği nimetleri istifade etmek, yani kullanmak yasaktır. Yani insanı ruhani varlığından arındırır düşüncesi kuruldu. Böyle bir inanca nasıl hizmet edebiliriz? Ben böyle bir dine nasıl hizmet edebilirim? Zaten İslam dini şeytana bir vasfe vermemiştir. Yani şeytanı yönetim sistemini kuramamıştır. Bakın, İslam dünyasında şeytanı taşlayan insanlar zaten şeytan hislekli insanlardır. Şeytana nefret etmek önemli değil mi? Nefreti nasıl böyle bir baskıyla, böyle bir yasaklarla kurabilirsin. Nasıl söyleyeyim? Yasaklar bir insanı insanlaştıramaz. İnsanı kamilleştiremez. Yasaklar insanı alçaldır ve insanı yani gelişmeden barındırır. Onun için yasaklar önemli değil. Yasaklara gerek yok. İnsan manen, ruhen en kamil varlıktır. Ve Tanrı'nın özelliklerini taşıyan varlıktır. Eğer böyle bir şey söylersek, biz Tanrı'ya hizmet etmiş olmaz mıyız? Tabii ki oluruz. Ama biz kendimizi şeytan gibi gösterip, insanları kandırırsak, şeytan gibi gösterip, yani belediye, nasıl söyleyeyim, yani kendini mümin sahip ama şeytan gibi davranırsak, tabii ki biz tanrılaşamayız. Zaten İslam bunu dayatıyor. Şeytana
Bu yeryüzünde ne yapırsan yap, kıyamete kadar vakit vermek bu anlamı taşıyor. Başka anlamı taşıyamaz. Onun için böyle bir konuşmamı yapmam gerek. Teşekkür ederim. Bizi izleyenler arasında çok insan var. Azat Düşünce, Göktürk, Nizat Şükürlü, Nerman Navruzade, Şemistan Ferhat, Mehmet Hakan Demirel, Teze Ali Durmuş, Hoşbeht Azerbaycan, Fikret Mamedov, Ferit Eyvazov, Muhtar Ayıkbarov. Hepinize teşekkür ederim. Ben düşünüyorum ki böyle bir yayımın, naklen yayımın yapılması insanımız açısından çok faydalı sayıyorum ve başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Atamız var olsun. Selam olsun. Selamat kalın. Sağ olun.